私は幼い時、赤ちゃんの時から9歳まで。Çocukluğumda annem, babam ve kardeşlerimle birlikte Hiroşima yakınlarındaki Saka kasabasında yaşıyorduk. Evimiz okyanus kıyısındaydı. Çiçek toplayıp güneşin batışını izler, köyde yaşamanın keyfini çıkarırdım. Bazen ağaçlara tırmanır, güneşin altında parıldayan okyanusa bakardım. En iyi arkadaşım Hitoshi ile ağacın altında buluşur, saatlerce gelecek ve hayallerimizden bahsederdik. Onu çok seviyordum. Bana ileride yazar olmak istediğini söylediğinde, o zaman ben de şair olurum demiştim. Bombanın atıldığı sabah herhangi bir sabah gibiydi. Annemin evde olduğunu hatırlıyorum. Ben de Hiroşima'da İletişim Bakanlığı'ndaki işime gitmeye hazırlanıyordum. Genç erkeklerin çoğu savaşa gitmiş olduğundan çalışacak yeteri kadar insan yoktu. Benim gibi gençler okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmıştı. Üçüncü katta camdan dışarı bakarken çok kuvvetli bir ışık gördüm. Sanki güneş gözlerimin önünde yere düşmüştü. Bir anda her yer gökkuşağı renklerinde ışık hüzmeleriyle doldu. O an bombanın patladığı andı. Kaybetmiş olmalıyım. Kendime geldiğimde camın yanında değildim ve kafamda bir acı hissediyordum. Bir şekilde ayağa kalktım ve dışarıya yöneldim. Bir kadın hastaneye kadar yürümeme yardım etti. Kasabamız tamamen yıkılmıştı. Yolda ne bir bina, ne bir kedi, ne bir köpek vardı. Kuşlar ve hatta kelebekler bile ortadan kaybolmuştu. Sadece koşuşturan insanlar vardı. Üzerleri tozla kaplanmış insanlar. Sonraki gün gözlerimi açtım. Annemi çok özlemiştim. Hastaneden çıkıp yürümeye başladım. Etrafta hala ufak tefek alevler vardı. Dikkatli olmak zorundaydım. Bana doğru gelen 3 kişi gördüm. "Gerçekten sen misin?" diye çığlık attılar. Onlar annem, ablam ve teyzemdi. Erkek kardeşim yanlarında yoktu. Ne yazık ki patlamada ağır yaralanmıştı ve onu kaybetmiştik. Bir kabusta gibiydik. Neler olduğunu anlayamıyordum. 20'li yaşlarında Hiroşima'yı terk ettim. Yıllarca bomba hakkında konuşamadım bile. Ama ailem benim hikayemi paylaşmaya ikna etti. Sonra şair oldum. Geçmişte Hitoshi'ye söz vermiş olduğum gibi. Bunun gerçek olacağını hiç düşünmezdim. Bombadaki radyasyondan ötürü çok fazla sağlık sorunu yaşadım. Baş ağrıları ve yorgunluk gibi. Ama Tokyo'daki doktorlar bana çok iyi baktılar. Evlendim. 3 oğlum oldu. 4 de torunum var. Onlarla olabildiğince çok konuşmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen atom bombasını atan insanlardan nefret etmiyorum. Bombanın ardından insanların her şeylerini kaybettikten sonra ne kadar muhteşem olabildiklerine tanık oldum. Ama başka insanların üzerine atom bombası atanların yine insanlar olduğu gerçeğini de asla unutmayacağım.